bir zamanımız var mı Mustafa Hocam Bey? Son 2 dakikamız var. Son bir şey söyleyeyim. Evet. Bakın Halil Kut Paşa'nın, şunu da kaydedeyim ki, Makedonya'da işin böylece hayırlı sona erişi, 2. meşrutiyet ilan edildi. Cemiyete teklif ettiğim planı lüzumsuz kıldı. Benim bir planım vardı diyor Halil Kut Paşa. Neymiş planı? Makedonya'dan gizlice İstanbul'a gelecektim. Beşiktaş'ta ve Yıldız Sarayı'nın selamlık yolu üzerinde bulunan evime gizlenecek ve oradan 5-6 metre mesafeden geçecek olan Abdülhamit Han'ı öldürecektim. Suikast. Halil Kut Paşa'nın, bakın, indirmeseler Ermeni komitacının yapamadığını Halil Kut Paşa yapacaktı. Ve ben diyor Abdülhamit Han'ı öldürecektim diyor. İşte 2. meşrutiyet ilan edince, tahtından indirilince buna gerek kalmadı. Cemiyete bunu teklif ettim. Benim orada evim var. Çok rahat bir şekilde öldürebilirim. Rahat. Teklif ettiği bu Halil Kut Paşa'nın. Şimdi bir tek şey, evet biz Abdülhamit Han'ı yıktıktan sonra felaketler bırakmadı. Öyle şurada şu kahramanlık burada, bunların hepsini de yapan bizim Anadolu Mehmetçiği. Çanakkale'de, Kütül Amare'de, her yerde. Ama subaylarımız, bakın bugün subaylarımız orduyla, milletiyle, devletiyle beraber olduğunda gerçekten komutanlarımız, bir zaman rahmetli Özal hadi girelim deyince subaylar istifa ediyordu. Subaylar içeride başörtüsüyle uğraşıyordu. Bunları da unutmamak lazım yani. Evet. Ha, bunları da bizim subaylarımız mı yapardı, birileri mi yaptırıyordu, arkada bir el mi oynuyordu? Bunları bilmek lazım. Ama bugün subaylarımız devletinin, milletinin emrinde, Cumhurbaşkanısı, meclisi, şeyi beraber olunca, ya Amerika karşında çocuk kaldı ya, çocuk. Amerika karşında aciz kaldı. Amerika zavallı kaldı. Amerika sefil kaldı. Amerika batmaya mahkumdur. Mustafa.